Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle düşük kol ve yakalı bir süveter paylaşacağım. Biliyorsunuz özellikle bu sene süveterler çok moda oldu. Gömleklerin, bodylerin üzerine. Salaş, bol bir süveter başladım. Lastiği bayağı uzun olacak. Yani bu modele yakışan lastik. Biraz uzun olması, kalın olması yani. Kaç sıra gittim arkadaşlar lastiği? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sırayı da gideceğim arkadaşlar. 18. sırada modeli koyacağım arkadaşlar. Ben önce ipimi tanıtayım. İpim Nako Vega. Renk numarası arkadaşlar 195. Parti numarası Lotno 775-76. İpimizin %100 premium akrilik ipimiz. 100 gram, 195 metre uzunluğunda. Güzel bir ip, rengi de çok güzel. Bu gri renkler çok moda biliyorsunuz arkadaşlar. 2-3 senedir gençler özellikle griyi tercih ediyor. Siyah, grileri tercih ediyorlar. Ve benim ördüğüm model de bittiği zaman göreceksiniz. Özellikle gençlerin ve genç kalanların diyelim. Çok güzel bir model olacak. Spor bir model olacak arkadaşlar. Ben iki ters, iki düz olarak 16 sıra ördüm. 17. sırayı, ters sırası yani. Örgümüzün her zaman için ters olan tarafı ipin olduğu taraf. Örgümüzün ters tarafı arkadaşlar. Örgümüzün ters tarafını da örüp, şimdi iki ters, iki düz olarak sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonundan sonra modelimizi, çok basit bir model koydum arkadaşlar. Modelimizi de koyalım. İki ters, İki düz olarak sıra sonuna kadar gidelim. Arkadaşlar ben modeli biraz ilerleteyim ki modeli ilerlettikten sonra anlatması daha kolay olacak. Modeli ben ön tarafa geldikten sonra süveterimizin ön tarafına, örgümüzün ön tarafına geldikten sonra modelimi ben biraz ilerletip bir üst kısmında modeli nasıl yaptığımı size göstereceğim. Ön tarafa geldikten sonra modelime hemen başlayacağım. Daha sonra da döneceğim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar biz iki düz, iki ters olarak lastiğimizi tamamlayalım. Arkadaşlar eğer bu lastik çok fazla gibi görünürse size, siz iki sıra eksik veya dört sıra eksik görebilirsiniz. Ama ben bu modeli bitirdikten sonra lastiği bu uzunlukta siz de yapmak isteyeceksiniz. Evet, iki ters, iki düz. Arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için geçen takipçimin biri yazmıştı. Evet, aslında sıfırdan başlasanız da anlatsanız diye. Arkadaşlar, bu lastiğin sıfırdan başlanışı bu. Başka şeyi yok yani. Kaç ilmek açacaksanız, ilmeği açacaksınız. Daha sonra iki düz, iki ters. Böyle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Düzleri böyle alıyoruz. Tersleri böyle alıyoruz. Yani düzleri tersleri farklı alanlar da var. Benim örme şeklim böyle olduğu için olduğu gibi gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi ben modeli biraz ilerleteceğim arkadaşlar. İlerlettikten sonra modele bakarak anlatmak için geri döneceğim. Evet arkadaşlar, örneğimi ilerletip geldim. Şimdi tek tek anlatayım arkadaşlar. Bu tarafa 18 ilmek, 2 ters 2 düz olmak üzere 18 ilmek bıraktım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Terste bitirdim. Çünkü buraya burgu koyacağım için terste bitirdim arkadaşlar. Buraya da 2, 4, 6, 8 ve 9. Neden 9 bıraktım? 4 burası, 4 burası, ortaya bir tane düz bıraktım arkadaşlar. Sağ ve sola burgu yaparken ortaya bir tane düz bıraktım. Şimdi ortası kaç sayı? Ortasını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve 48. 48 arkadaşlar. Ortası da 48. Yine burası
2, 4, 6, 8 ve 9. Burgumuz 9. Burgudan sonra yine 18 arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Başlarken söylemeyi unuttum arkadaşlar. Tam 102 ilmeğimiz var ve 6 numara şişle başladık. 6 numara şiş ve 102 ilmek. Şimdi arkadaşlar bu baklava dilimi gibi gelen üstünü kapatarak gitmeyeceğiz. Sadece V olarak bırakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. 2 tersle başlayalım. 2 ters, 2 düz olarak gidelim. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 18 ilmek, 2 ters ve 2 düz olarak gidiyoruz. Tersle bitiriyoruz arkadaşlar. Burgumuz olduğu için şöyle yapalım. 2 düz, 2 ters. Arkadaşlar burguyu da söyleyeyim. 12 sıraya bir burgumuzu koyuyoruz. 12 sıraya bir burgumuzu koyuyoruz. Şimdi 4 tane ayırıyoruz. 4'ü 4 burgumuz 4 ilmeğimizi arkadan geçiriyorum öndekileri. Arkadakini de öne getiriyorum arkadaki ilmekleri arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Evet ilk burgumuzu yaptık. 1 2 3 ve 4. Ortadaki bu ortada kalan 9 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Bir tanesini ortaya bırakıyoruz. Bir ilmeğimizi bıraktık ortaya. Şimdi burada 4 ilmeğimiz kaldı. Baştaki ilmeğimizi şöyle çıkarıyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öne getiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Öndeki ilmeğimizi de arkaya. Birini sağdan bakıyoruz, birini de soldan arkadaşlar. Bakın. Şimdi 1 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar burada bu V'miz bitti. Yeni bir V şekline, yani baklava dilimi gibi V şekline getireceğiz. Burada 48 ilmeğimiz vardı. Ortaya arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle ortaya 4 ilmek bırakacağız. 48 ilmeğimiz vardı ortada. 48 ilmeğimizin 4'ünü çıkarıp ne kalıyor? 44 kalıyor. 44 ilmeğimizin 22'si buraya, 22'si buraya. Ortaya da 4 tane düz koyacağız. Şimdi sayarak gidelim arkadaşlar. Burayı bitirdik. Bu kısmı bitirdik. 2 ters 2 düzlerimizi ördük. Burgularımızı da yaptık. Unutmayalım arkadaşlar. Benim yaptığım burgu 12 sıraya 1 yapıyorum. Ters olarak sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın buradaki düzleri de artık görüyoruz. Ortaya getireceğiz artık. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet, ortaya 4 tane düz koyacağız. 1, 2, 3 ve 4. Bakın arkadaşlar, şu ortayı yapıyoruz. Ortaya 4 tane düz koyduk. 2, 4. Şimdi burada ne kalması lazım? Burada da 22 kalması lazım. Sayarak gidelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Evet, 48 ilmeğimiz vardı. 22 sağa, 22 sola bıraktık. Ortaya da 4 ilmek yaptık arkadaşlar. Şimdi buradaki burgularımızı yapacağız. Ne yapacağız? 4 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Öndekileri arkaya, arkadakileri öne. Bakın. Öndekini arkaya aldım. Arkadakini de ne yapıyorum? Öne aldım. Evet. Burktum ve şimdi burgumuzu örelim. 2, 3 ve 4. Ortadaki tek düzümüzü ne yapıyoruz? Onu örüyoruz. Şimdi
Birini sağa burkuyoruz, birini sola burkuyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk burgumuzu yaptık. İkinci burgumuzu da, ilk burgumuz bu tarafa doğru, ikinci burgumuzu bu tarafa doğru yapacağız. Ne yapacağız? 4 ilmeğimizi çıkaralım. Arkadaki 2 ilmeğimizi alalım. Buradaki 2 ilmeğimizi şişimizi alıp bu taraftaki şişimizdekini de öne doğru alalım arkadaşlar. Evet. 1 2 3 ve 4. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Birini sağ tarafa, birini sol tarafa doğru burkuyoruz. Bir tane düzü de ortaya bırakıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Terslerimizi ve düzlerimizi örüyoruz. İki ters, iki düzümüzü örüyoruz. Evet, düz, ters, düz, ters, düz ve ters. Şimdi arka tarafta ilmeklerimizi, örgümüzü geldiği gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz örerek gidiyoruz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Arkayı sıra sonuna kadar geldiği gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Burgularımızın işi bitti zaten. Şimdi B şeklinde gelen örgümüzün şeklini ön tarafta koyacağız. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters gördüğümüzü ters, düz gördüğümüzü düz olarak örerek gidiyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ön tarafta ne yapıyoruz? Ön tarafta bu V şeklimizi vereceğiz yine. Yani böyle V gelecek. İç içe, iç içe gelecek. Şurada anlatayım arkadaşlar. Burada 9 düz koyduğumuzda bir sıra gittim. Arka taraftan da gittim, geldim. İlk burgumu koydum. İlk burgunuzu arkadaşlar bu kadar uzatıp koymayın. Çok kötü bir şekil alıyor. O yüzden ilk burgunuzu koyarken 2 sıra gitmeniz yeterli. 2 sıra sonra ilk burgunuzu koyabilirsiniz. V'lerimizde şurada kaç ilmek kaldı onu sayalım. Her V koyuşumuzda o ilmeklere göre yapalım arkadaşlar. Başta saysaydım olurdu ama başta saymadım ben. Şimdi şu iki düzümüzü ayıralım. 2, 4, 6, 8, 10. Burada 10 tane kaldığında arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10. Her 10 kaldığında burada da bu V'lerim iç içe gelecek. Uzunluğuna göre tabii ki kaç tane V şekli gelecek bilmiyorum. Her 10 ilmek kaldığında ikinci V, yani üçüncü V'yi açacağım veya dördüncü V'yi açacağım. Evet, örgümüze devam edelim. Ön taraftayız arkadaşlar. İki ters, iki düz olarak devam edelim. Şimdi burgumuzu yapmıştık biliyorsunuz. Orayı örerek artık geçiyoruz. Burgumuzu 12 sıraya bir burgularımızı koyuyoruz. Şimdi ortadaki 4 düze kadar ters örelim. 4 düzden bir önceki tersi içe doğru getireceğimiz için şimdi evet arkadaşlar bakın 4 düze geldik. 4 düze gelmeden bir düzümüzü şöyle yapalım. 2 düzümüzü bu tarafa alacağız şuradan. Buradaki son tersimizi ne yaptık arkadaşlar? İçe doğru aldık. İçe doğru alıp düzleri sağ tarafa doğru götürdük. Yerlerini değiştirdik. 2 düzümüzü örelim. Bu taraftan aldığımız tersi de arka taraftan geçirdik ya arkadaşlar. Onu da ters örelim. Şimdi bu taraftaki düzümüzü, bu iki düzümüzü çıkarıp arka taraftaki tersi alıyoruz. İki düzümüzü de sol tarafa doğru, evet. Bir tersimizi de içe aldık. Düzümüzü örüyoruz arkadaşlar. Evet, V yapmaya başladık artık. V modeline başladık. Terslerimizi örüyoruz.
Arka tarafta geldiği gibi öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz. Arka tarafta hiçbir işlem yapılmıyor arkadaşlar. Arka tarafı ben hemen örüp döneceğim. Bu tarafı bitireyim. Bir daha beraber yapalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Arka tarafı geldiği gibi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece geldiği gibi ilmeklerimizi örüyoruz. Ön tarafa gelince arkadaşlar, o B kısmını tekrar göstereceğim. Ön tarafa geldik arkadaşlar. Şimdi ön tarafta ne yapıyoruz? Yine geldiği gibi ön tarafta da örüyoruz. Bir B olan yere geldiğimiz zaman sağdan ve soldan birer ilmek içeriye doğru alıyoruz. Şimdi iki ters, iki düzümüzü örelim. Aynen bu tarafta da geldiği gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Burgularımız düz biliyorsunuz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Ben bu modeli nerede gördüm? Ben bu modeli Trendyol'da bir süveter de çıkardım. Yani modellere bakarken Trendyol'da gördüm. Şimdi ortaya doğru gelelim. Evet, tersimize geldik. Tersimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, bakın o düz yere geldik. Son bir tane kalan tersimizi örmüyoruz. Şöyle iki düzümüzü bu taraftan alıp bu tarafa aldık. Bakın arkadaşlar, arkadan tersi aldım, bu tarafa geçirdim düzlerimi. Evet, iki düzümü ve tersimi ördüm. Yalnız şöyle sıkarak yapın ki gevşek durmasın araları arkadaşlar. Şöyle çekiştirerek yaparsanız orası düzeliyor. Evet, ördüm. Şimdi ne yapıyorum iki düzümü? Şimdi iki düzümü şişten çıkardım arkadaşlar. Tersi bu tarafa aldım. İki düzümü soldaki şişime alıyorum. Evet, tersimi de bu tarafa soldaki şişime takıp İki düzümü de örüyorum. Bakın arkadaşlar, kaç tane ters oldu şimdi ortada? İki düz bu tarafta, iki, dört. İki düzümüz de bu tarafta. Dört tane tersimiz oldu. Arka tarafta örüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde son ilmekte hemen iki düzümüzü bu tarafa alıp tersimizi içeriye doğru ve sol tarafta da geldiğimizde iki düzümüzü şişten çıkarıp arkadaki ilmeği içeriye doğru alıp tekrar şişimize takıp örüyoruz arkadaşlar. Bir tane daha göstereceğim. Ondan sonra ben kol evine gelinceye kadar örmeye devam edeceğim. Kol evine geldiğimde beraberce öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bir tane daha göstereyim. Evet. Arkaya geçelim. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz. Ortada 9 tane burgumuzun ilmeğini örüyoruz. Ters olarak ön tarafta düz, arka tarafta ters oluyor. Evet. Bunlar da ön tarafta ters, arka tarafta düz düşüyor arkadaşlar.
zaten. Şimdi arkadaşlar tersimizi, düzümüzü, burkumuzu örelim. Orta kısma girelim arkadaşlar. Ben çok yakınlaştırarak örüyorum. Rahatsız olan varsa yorumda yazsın bana. Hani yakınlaştırarak, elime çok yakınlaştırarak örüyorum. Nasıl ördüğüm görülsün diye. Ama hani uzaktan isterseniz biraz daha uzaklaştırabilirim arkadaşlar kamerayı. Ama tersi, düzü, yaptığım modeli görülsün diye çok yakın alıyorum ben. Evet, düzleri, tersleri örerek ortadaki B kısmına kadar gelelim arkadaşlar. Evet, terslerimizi örelim. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Son ilmeğimiz kaldı, son tersimiz kaldı. O tersimizi ne yapıyoruz? Şu iki düzümüzü, tersimizi çıkarıyoruz, düzümüzü de çıkarıyoruz. Tersi arka taraftan alıp ortaya doğru götürüyoruz. Bakın arkadaşlar, düzümüzü aldık bu tarafa. Düzümüzü örelim. Bu tarafa getirdiğimiz tersimizi de örelim. Ortadaki terslerimizi örelim. Evet. Şimdi iki düzümüzü çıkartalım. Arkadan bir tersimizi alıp düzü çıkardığımız zaman çok dikkat edelim. Kaçırmayalım arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? Sol şişimizi alalım. Tersimizi örelim. Evet. Tersimizi ördük. İki düzümüzü de ördük. Evet. Böyle arkadaşlar. Böyle çoğalarak her son terste bu tarafa alıyoruz. Buradaki son tersi içeriye doğru alıyoruz. Ortadaki tersler çoğalıyor. V şekli büyüyüp gidiyor arkadaşlar. Şöyle sıra başına gelelim. Ondan sonra da gösterelim. Eğer sorularınız olursa arkadaşlar, anlamadığınız yerler olursa yorum kısmına yazarsınız. Yorum kısmında ben size izah etmeye çalışırım. Evet, ben son ilmeği örmeden alıyorum. Benim biter bitmez terste gittim, geldim, hemen 4 tane düzümü koydum, B kısmına başladım. Arkadaşlar, ters ve düz örüyoruz. 18 tane, 9 tane düz örüyoruz. Burgumuzu koyuyoruz. Daha sonra ortaya 48 tane ters. 48 tane ters koyarken 22 sağa ve 22 sola ters bırakıyoruz. Ortaya 4 tane düz yapıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Ters tarafta örüp düz tarafa gelince sağdan bir ilmek alıp tersten içeriye doğru, soldan bir ilmek alıp ters içeriye doğru V'lerimizi bu şekilde açarak gidiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burada 9 ilmek düzümüzü örüyoruz. 18 ilmek 2 ters 2 düz örüyoruz. 12 sıraya bir de burgumuzu koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar, modelimizi ilerletip kol evine geldiğimde hemen dönüyorum. Arkadaşlar, kol yerine kadar geldim. Şu kol öreceğim biliyorsunuz. Kola kadar ne kadar örmüşüm onu göstereyim. Şuradan tutalım. Tam 39,5 40 santim diyelim. 40 santimden sonra 8 tane kol yerinde arttıracağım. Kol evini nasıl arttırdığımı göstereyim size. Herkes farklı arttırıyor. Ben
şöyle yaparak arttırmıyorum. Yani böyle yaparak arttırmıyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi elinize bir tığ alıp arkadaşlar, herhangi bir tığ, ince kalın fark etmez. Çünkü sadece arttırma yapacağımız için kol evinde arttırmayı, daha doğrusu örgüde arttırmayı diyelim. Arttırma şekillerinden birisi de bu arkadaşlar. Bakın bir tane arttırdım. Bakın şöyle göstereyim. İki ilmeğin arasından girdim, arttırdım. İki ilmeğin arasından girdim, arttırdım. 8 tane arttıracağım ben. İki ilmeğin arasından girdim, arttırdım. İki ilmeğin arasından girdim, arttırdım. 8 ne kadar arttırmak isterseniz, bakın şu iki şeyin ilmeğin arasından giriyorum, arttırıyorum. İki ilmeğin arasından giriyorum, arttırıyorum. İki ilmeğin arasından giriyorum, arttırıyorum. Bakın hep baştakilerin, yani baştaki iki ilmeğin arasından girip, bakın arkadaşlar, arasından giriyoruz ve arttırıyoruz. Şu iki ilmeğin, her baştaki iki ilmeğin arasından girip arttırıyoruz. Girip arttırıyoruz. Bir tane daha arttıracağım. Evet, 8 tane ilmek arttırdım. Bakın ne kadar düzgün duruyor. Şöyle yapalım. İlk ilmeğimizi örelim. Sonra tersimizi örelim. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz diye devam edelim. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Evet. Normal ilmeğimize geçtik artık. Evet, bakın arkadaşlar 8 tane arttırdık. Şimdi kaç ilmeğimiz var? 102 ilmeğimiz var. 102 ilmeğimizi ortadan böleceğiz. 102 ilmeğimizi nasıl böleceğiz ortadan? Artık V yakasını açacağız. 51 ilmek bir tarafa, 51 ilmek bir tarafa, ortadan V yakasını açacağız. 8 ilmeği saymayalım arkadaşlar. Sadece 102 ilmeğimiz var. 51 ilmek bir tarafa, 51 ilmek bir tarafa sayarak gidelim arkadaşlar. Şimdi lastiğimizi ördük. 2, 4, 6, 8. Buradan itibaren sarayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 2, 14, 16, 18. Bunun burgusu geldi mi bakalım bir arkadaşlar. 12 sıraya birdi. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Burgumuzu da yapalım. Ne yapıyorduk? Öndekileri arkaya, arkadakileri öne getiriyorduk. 4 ilmeğimizin ikisini ön tarafa, ikisini arka tarafa. Evet, bu tarafa getirdik. Yerlerini değiştirdik. Şu ortadaki düzümüzde örüyoruz. Bu burgumuzu da sol tarafa doğru yapıyoruz. Arkadaki ilmeğimizi ön şişe aldık. Öndeki ilmeğimizi de arka şişe aldık. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Bununla beraber kaç ilmeğimiz oldu? 27 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. 27. Sayarak gidelim. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Şimdi arkadaşlar şu V'mize aynı şekilde ne yapıyoruz? Son ters ilmeğimizi bırakıyoruz. Öndeki iki düzümüzü. Evet, bakın. Bakın tekrar göstereyim. Anlatmıştım arkadaşlar. Bu tersin son ilmeği. Bunu ne yapıyoruz? İçe doğru getiriyoruz. Bunları da iki düzümüzle yana kaydırıyoruz. Şimdi ne yapalım? Tekrar sayalım, karışmasın. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Şimdi artık dönüyoruz. Buradaki ilmeklerimiz şişimizde kalıyor. 51 ilmeğimizi artı 8 kol eviyle beraber ne oluyor? 59 ilmeğimiz oluyor. 59 ilmeğimizi
bir sıra gidelim, ondan sonra keselim arkadaşlar. Evet, kol lastiğimizi de örelim. Bu kol lastiğinin ilk iki sırasını gayet sıkı örün arkadaşlar ki şey durmasın, gevşek durmasın. Evet. Şimdi kolumuzu örelim. İki ters, iki düz olarak. Arkadaşlar bakın, bu V ayrıma kadar geldik. Burada 10 tane kaldığında bırakıyorduk. 2, 4, 6, 8, 10. Artık V ayrımını da bıraktık. Bu V ayrımlarımız da bitti. Ortadaki ayrıma kadar örelim. Evet. Dönüyoruz. Şimdi ben ilk iki ilmeğimi ördükten sonra kesiyorum arkadaşlar. Siz nasıl keserseniz, neden yan taraf V yakanın lastiğini ilk iki ilmeğimi örüp ondan sonraki ilmekte kesim yapıyorum ben. Bakın arkadaşlar, ilk iki ilmeğimi ördüm. Şimdi ilk kesime başladım arkadaşlar. Bakın, iki ilmeğimi birlikte aldım ve kestim. Bunu 4 sıraya bir tekrarlayacağım. İlk ayırdığımda bir sıra gittim geldim. İlk V yakayı ayırdığımızda arkadaşlar, bir sıra hiç kesmeden ördüm, geldim başa, ilk ayrımı yaptım. Bu sıradan sonra 4 sıraya bir kesiyoruz arkadaşlar. 4 sıraya bir keseceğiz. Şimdi arkadaşlar ben 4 sırayı tamamlayayım. Bir kesimi daha beraber yapalım. Şimdi arkadaşlar şunu da anlatayım. Buradan saç örgümüze V yaka boyunca devam edeceğiz. Fakat buradaki modelimiz, şu V gelen modelimiz, V ayrımını bitirdim. Burada 10 ilmeğimiz kalmıştı. Burada anlatmıştım arkadaşlar. Her 10 ilmekte ikinci V'mizi, üçüncü V'mizi açacağız diye. Üçüncü V de benim. V modelim bitti artık arkadaşlar. Bu taraf da bitti. Bu tarafı bekletiyoruz zaten. Artık saç örgümle iki ters, iki düzümle ve tersimle süveterime devam edeceğim. Şimdi ben ikinci kesimimi yaparken 4 sıra sonra hemen döneceğim arkadaşlar. 4 sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ikinci kesimimize geldik. Şöyle anlatayım. 4 sıra kestikten sonra 4 sıra gittik. Kestiğimiz sırayı saymıyoruz arkadaşlar. O kestiğimiz sırada önden ve arkadan geliyoruz. Bu sıraya geldiğimizde ondan sonra 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz. Bakın arkadaşlar. Kestiğimiz sıra burası. Kestikten sonra 1, 2, 3, 4. 4 sıra gittik. 4 sıradan sonra ne yapıyorduk? İlk 2 ilmeğimizi örüyorduk. Neden burayı bırakıyoruz arkadaşlar? Çünkü misinalı şişe takıp yakayı öreceğiz. Ondan sonra kesimimizi yapıyorduk. Bakın. İkinci kesimimizi de yaptık. Her 4 sırada bir kestiğimiz sırayı saymadan... Kestiğimiz sırada bu taraftan ve bu taraftan örüyoruz. Bu tarafa geldiğimizde 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz arkadaşlar. Eğer kestiğimiz sırayı sayarsak 6 sıraya bir kesim işlemine devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bu taraftaki yakayı bitirip ve yakamızın yarısını bitirip ikinci bölümde diğer V yakaya devam edeceğiz. Ve arka tarafa öreceğiz arkadaşlar. Arka tarafa model koymayacağım. Arka tarafa kadar iki ters, iki düz, 18 tane. Diğer tarafını ters olarak öreceğim. Şimdi ben bu yakayı tamamlayıp ikinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.